hayat uyuz artık. Neydim kardeş, bu da oldu. Ben kendim mi topladım la? Yine yakayız, ben şaka yaptım ya. Hadi arkadaşlar. Tane tarzı Fatih. Gel. Fuat gel. Yok abi. Gel. Gel lan. Ben mi? Oğlum. İki tane yoldaş. Sen zaten şurada gidiyorsun. Sen de abdest al kardeş. Kaç dakika var? Yarım saat var. Barbaros'a gel. Şura ne dihliğini, çayın güzelliğini al. Çay içiyorum. Bizden başka bu vadette kimse çay içmiyor. Bir de sana yapayım. Zaten sen buraya gelirken sigara yaptın, maske yalnız burada. Polis dedi ki maskeni tak dedim. Şimdi Bahadır Çay Evi'nin başta bu otantik ortamı, çayının güzelliği. Erzurum'da böyle bir yer ve böyle lezzetli bir çay bulmak gerçekten çok zor. Bunu anlamak için tatmak lazım. Anlatmayla kolay kolay anlatılacak gibi değildir. Daha da önemlisi pandemi döneminde hijyen çok önemli. Bahadır Çay Evi'nde kişiye özel bardaklarla servis yapılıyor. Dolayısıyla bizim içtiğimiz bardaktan başka birisi çay içmiyor. Ya da başka birisinin bardağıyla biz çay içmiyoruz. Çok önemli, çok önemli bir konu bu. Bahadır Çay buna çok dikkat ediyor. Titizlikle bu şekilde çalışmasına devam ediyor ve artı esnafa herkese kendi özel bardağıyla çay dağıtımlarını sağlıyor. La babası neye kaçırsan ya efendim? Şimdi en azından temizliğin önemini bu pandemi süresinde öğrendik. Hizmet açısından temizlik şart. Biz de bu temizliğimize biraz daha özenimizi fazla göstererek insanlarımıza, müşterilerimize hizmet etmeyi ay olarak görüyoruz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biraz daha talepler arttı. Şimdi bu karton bardak meselesi çıkmıştı. Çoğu müşterimiz karton bardaklarla çay içmediğinden dolayı cam bardağa yöneldi. Bu cam bardak konusundan dolayı da bizim işlerimiz biraz daha güzelleşti. Bu 16 yıldır biz de bu esnafa isimli çay bardağıyla
çalışmalarımız devam ediyor. Biraz daha farklı olmak açısından, biraz daha değişiklik olması açısından. Bir de esnafımız yani bu gibi hizmeti hak ediyor.